Hocam İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin adlı eserinden faydalanmak istiyorum. Ne yazık ki Türkiye'de işi ticari boyutunu önde tuttukları için tercümelerinden çekiniyorum. Tavsiye edeceğiniz tercüme var mı? Allah razı olsun. Hay diline sağlık. Maalesef. Hele Türkiye'de Gazali'nin eserleri, yani ilk yapılan tercümeler tek kelimeyle böyle. Kelime ağzımdan çıksın istemiyorum çünkü söz insanı tutukluyor efendim. Hoş değil. Çok çala kalem ve tamamen açgözlülükle yapılmış şeyler oluyor. Onun için üzülüyorum. Esaslı bir Gazali külliyatı çevirisi lazım. Esaslı bir çeviri. Diğer eserleri içinde geçerli bu efendim. Ama İhya Gazali'nin başyapıtı. Ser eser. Fakat maalesef Gazali'nin İhyası'nın Arap ülkelerinde yayınlanmış tahkikli baskıları var. Dürüstçe tahkik yapılmış. Gazali'nin aldığı hadislerin mevzu olanını, yalan hadisleri bu yalandır diyen, sahihleri bu sahihtir diyen, şaibeli olanları bu şaibelidir diyen, bununla istidlal edilmez, delil getirilemez diyen. Güzel yapılmış tahkik. Ama maalesef açgözlü yayıncılar onları çevirmek yerine cahil okurun eline Gazali merhumun hadis diye naklettiği, hadisle uzaktan yakından hiç alakası olmayan, düşün, kadının okuma yazmasını yasaklayan hadis nakledi. Allah aşkına, olur mu? İlim kadın erkek herkese farzdır diyen peygamber mi, doğru mu? Kaldı ki o zaten uydurma olduğunu biliyoruz. Muhaddisler onu tespit etmişler. Fakat dediğim gibi bunu görünce bir insan ne olur? İhya'da okudum. İhya'da okudum efendim. Şimdi bir de İhya'da okudum demesi var ya. Yetiyor mu İhya'da okuyor? Ha bu Gazali'nin büyüklüğünün yok eder mi? Ne münasebet. Bunu söylemek için affedersiniz eşek olmak lazım. Yani eşek olmayı da mecazen söylemedim. Karpuzu kabuğuyla yemek manasına söyledim. Değil mi? Kabuğu var diye karpuzu da atar mısınız? Veya Allah kabuklu yarattı. Onda da bir hikmet vardır. Ye kabuğunu da. Der misin? Allah karpuzu kabuklu yarattıysa Allah sana da bir karpuzun içine akıl verdi. Kullansın diye. Dolayısıyla Gazali'nin büyüklüğünü yok saymaz. Ama efendim kabuğunu soy dayı, elmayı seviyorum diye kurdunu da sevmek zorunda değilim ki. Gazali'nin kendisi bile El Mustasfa'da kocaman Buhari'ye, Buhari bunu nakletmiştir. Allah Resulü sözün kelamın manalarını en iyi bilendi diye karşı çıkan ve Buhari'nin hadisinin üstünü çizen adam. Bir tane de değil bu. İbrahim'e üç yalan izafe etmektense bu hadisi nakleden ravilerden birine yalan izafe etmek evladır diyen. Ben 70'ten fazla istiğfar edeceğim Abdullah bin Ubey bin Selül'e. Allah 70 defa istiğfar etsen de onu affetmeyecek diyen ayete cevaben hadisini nakleden Buhari'ye. Allah Resulü bu sözün manalarını en iyi bilendi. Bu söz Allah Resulü'nün ağzından çıkabilir mi diye itiraz eden bir zat Gazali. O zaman bizim de haklı itirazlarımıza herhalde üstadımız karşı çıkmazdı. Onun için yani İhya'da okudum efendim demek yetmiyor. Ben bilmiyorum. Size tavsiye edebileceğim bir İhya tercümesini bilmiyorum. Ben Arapçasını okuyorum, onun için de bilmiyorum.